Merhabalar Gamurç'a hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yeni bir Gamurç Köprü programıyla karşınızdayız. Bu hafta da yine farklı konuklar, farklı bir objektiften değerlendireceğiz. Tabii ki Gamurç Köprü'de normalde görmediğiniz ya da gözünüze takılmayan haberleri biraz daha açıp değerlendiriyoruz. Burada biliyorsunuz Türkiye'nin öteki gündemini seyredebileceğiniz yegane program diyebilirim. Bugün programda Dersim'e gideceğiz. Dersim'de Hozat'ta Ermeni kiliselerinin de ve şapellerinin ve tarihi yapılarının da içinde bulunduğu bir köyde baraj yapılmak isteniyor. Baraj göleti yapıldıktan sonra bu şapeller suyun altında kalacak. Ama sadece dert şapeller ve tarihi yapılar değil, köyün aslında hayvancılıkla uğraşan, tarımla uğraşan yaşayanları da zor durumda kalacaklar. Yıllarca bekletilen proje seçimlerden hemen sonra birdenbire startı verilip, başlangıcı verilip hayata geçirilmek isteniyor. Doğal yaşamı katletme projelerinden biri olarak görebiliriz ve bölgeden yine bir konuğum olacak. Dersim'den, Dersim High platformu da bu konuya duyarlılık gösterdi. Bir basın açıklaması yaptı geçen hafta. Oradan da Ahmet Balkıs'ı konuk edeceğiz. Hem platformun önümüzdeki günlerde yapacağı etkinlikleri hem de bu baraj göleti yapımıyla ilgili tepkilerini dile getirecekler. Ama isterseniz önce bir konuyu ekranlarınıza getirelim. Ne oluyor Hozat'ta? Bu konuyla ilgili hazırladığımız haberi ekranlara getirerek başlayalım. Ormanlar yanıyor, devlet ve şirketler işbirliğiyle köylüler mülksüzleştirilip sürgün ediliyorlar. Doğa kıyımları insanların emekleri hiçe sayılarak devam ediyor. Dersim'in Hozat ilçesine bağlı Segredik köyünde yaşananlar da buna bir örnek. Cevizlidere Baraj Projesi 2015 yılının Aralık ayında alınan çevre etki değerlendirme ÇED raporuyla yapımına başlandı. Gele Tepesi'nden getirilen özel kırmızı taşlarla inşa edilen Ermeni Kilisesi ile köylülerin yaşam alanı ve tarihi kaya mezarları sular altında kalacak. Proje için 2015 yılında kilisenin yanında açılan yolda insan kemikleri ortalığa saçıldı. Kemiklerin 1915 Ermeni soykırımı ya da 1938 Dersim tertelesinde yaşamını yitirenlere ait olduğu tahmin ediliyor. Yine kilisenin korunması içinse dönemin İl Kültür Müdürlüğü'ne yapılan başvurular da yanıtsız kaldı. Akan Segedik Deresi üzerinde 2015 yılında başlayan baraj projesiyle doğa ve tarihin yok olmasının yanı sıra halkın geçim kaynağı olan arıcılık da bitirilecek. Köylüler tüm bunlara karşı mücadele ediyor. 74 yaşındayım. Doğma büyüğümü de buralıyım. Ben bu güzel köyümü bırakam. Nereye gideyim? Ben bu kadar emek vermişim. Benim babam, dedem bu köyde yaşamış, ölmüş. Ondan sonra bu güzel köyümüz niye suyun altında kalsın? Biz burada dikme taş olduk, her çileleri gördük, her zorlukları gördük, ambargolar oldu. Hiç gitmedik, terk etmedik bu köyümüzü. Bizim babamız, dedemiz, mazarı burada, ecdadlarımız burada ölmüş. 2016 yılında Cevizlidere Baraj Projesi için yapılan ihalenin ardından Uras Endüstri İnşaat Anonim Şirketi ile ABM Yol İnşaat Şirketi ortaklığında yapımına başlanan çalışmalarla doğa tahrip edildi. Mayıs 2023'te ise iş makineleriyle bölgeye gelen firma doğayı talan etmeye başladı. Konuyla ilgili köylüler, Cevizlidere Barajı dolayısıyla kendi köylerinin sular altında kalacak olmasının hukuksuz olduğunu belirtiyor. Benim proje Cevizdere gitsin, Cevizdere'de yapsınlar. Burası Karacık. Cevizdere ayrı, Cevizdere Mükemmel Muhtarlık ayrı, Karacık'ınki ayrı. Adamlar işte o Cevizdere'nin adamları yani bürokraside daha güçlü, farklıdır. Adamlar mesela milletvekilleri olsun veyahut da ondan sonra parti başkanları. Geçmişten beri zaten AKP'ye oy vermişler birçoğu yani sürekli öyle. İster istemez burada işte onlar yüzünden bizim köyü feda ettiler yani. Yani çevrede yüzey çalışmalar falan yapılmamış. Yani eksikleri var ama ona rağmen adamlar ne yapmış? İhaleyi yapmışlar. Yani ihale bir kere usulsüz. Doğa talanına karşı açılan davaya ilişkin konuşan avukat Özgür Ulaş Kaplan,
köyün muhtarı Celal Varol vasıtasıyla 2021 yılında yürütmenin durdurulması için başvuruda bulunduklarını söyledi. Bu projenin gerçekleşmesi halinde ne tür çevresel tahribatlar meydana gelecek? Bu hususları dile getirdiğimiz ayrıntılı bir dilekçeyle projenin iptalini istedik. Projenin bütün aşamalarının 2021 yılına kadar tamamlandığını belirten Kaplan, 2015'te tamamlanan ilk ÇED raporuna kadar yargısal süreçlerin yerine getirilmediğini söyledi. Dersim High platformu sözcüsü Ahmet Balkıs ise yapılacak olan baraj göletinin güvenlik amaçlı olduğunu vurguladı. Sulama göletinin tarıma destek olmadığını, bunun güvenlik projesi olduğunu düşünüyoruz dedi. Baraj projesiyle beraber köyleri sular altında kalacak olan köylüler topraklarından gitmek zorunda kalacaklar. Bu da fakir karı ne yiyecek? Nereye gidecek? Yeri yok, yurdu yok. Nereye gidecek? Buralı millet nereye gidecek? Kimse kalmaz ki burada. Nereye gideceği de bilmez. Yeri yok, yurdu yok. Nereye gidecek şimdi? Daha doğrusu yani işin kısacası bu köye bir sürgün kararı çıkarılmış. Ben öyle düşünüyorum. Evet, yaşanan çevre katliamı aslında bir tek Hozat'ta yaşanmıyor. Türkiye'nin birçok yerinde biliyorsunuz Akbelen'de de yine Türkiye'de aslında yıllardır yaşanan çevre katliamları gündem olmuyor ya da ancak eylem olduğunda gündem oluyor. Ağaçların kesilmesi, ormanların yok edilmemesi ve hayatın ormanlardaki hayvanların hayatını kaybetmemesi için yine köylüler, yerelde yaşayanlar mücadele ediyor. Bu konuyla ilgili ve bu sular altında kalacak olan bölgede, köyde yer alan şapellerle ilgili, kültürel mirasla ilgili ve çevre konusunda duyarlılığını gösteren bir başka kurum da Hay Dersim platformu oldu. Şimdi Dersim'deki Hay Dersim platformundan Ahmet Balkıs konuğum. Kendi Skype attığımızda detayları biraz da onunla konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Ahmet, özellikle Dersim Hay platformu olarak yaptığınız basın açıklamasından başlayalım isterseniz. Sonra da birazcık bölgedeki çalışmalarınızdan bahsedelim. Çünkü yaklaşan bir konser de var. Aslında bir etkinlikler dizisi var. Ama isterseniz gelin başlayalım öncelikle bu baraj yapımıyla ilgili durumdan. Biraz bize orayı anlatır mısınız? Bu bahsi geçen şapeller, kiliseleri biliyor musunuz? Gördünüz mü? Ziyaret ettiniz mi? Ya da nasıl yerler ve neler kaybedeceğiz? Bunlardan birazcık bahsedelim. Teşekkür ederim. Şimdi bölgede toplamda 20'nin üzerinde kaya mezarı bulunuyor. Aynı zamanda 5 tane de şapel bulunuyor. Bu şapellerin 4'ü tamamen yerle bir olmuş durumda. Bazılarının izleri bile kalmamış. Yalnız bir tanesi halen ayakta duruyor. Biraz tahrip edilmiş ama duvarları ve üstü halen sağlam. Şöyle üzücü bir durumla karşı karşıyayım insan bu manzarayı görünce. O şapel köyün içerisinde samanlık olarak kullanılmış. Samanlık olarak kullanıldığı için bugünlere kadar sağlam gelebilmiş. Yani samanlık olarak kullanılıp ayakta bırakabildikleri için bile o köylülere insan teşekkür etmek istiyor. Yani böyle acı bir durumu bile olumluya çevirebiliyoruz artık. Yani durum bu kadar kötü. Şimdi bizim buna tepkimiz de şöyle. Yani orada arazi yapısı dağlık, bir sulama göleti yapılmak isteniyor. Bölgenin arazi yapısına baktığında eğer devlet orada bir gölet yaparak, sulama göleti yaparak oradaki vatandaşına katkı sunmak, ekonomik olarak onları kalkındırmak istiyorsa hayvancılığa dair projeler yapsın, arıcılık yapsın, küçükbaş hayvana dair projeler yapsın. Yani devletin o şapelleri, o kaya mezarlarını korumasını bekliyoruz biz. Onlar bu toprakların bir değeri sonuçta, tarihi bir değeri. Onları korumasını beklerken devlet tam tersine bunları sular altında bırakarak yok ediyor. Anlam veremiyoruz yani ne oluyor diye.
kafamızda soru işareti oluyor. Şunu da sormak istiyorum. Yok mu istiyorlar acaba? Ahmet, özellikle şimdi sulamadan bahsediliyor ya, sulama böyle bir ihtiyaç var mı bölgede? Halktan gelen böyle bir talep var mı, yoksa buna kendi mi karar veriyor yetkililer? Bizim anlamadığımız da o. Halk bir bütün olarak buna itiraz ediyor. Ve dediğim gibi arazi yapısı öyle hani düz ovaların olduğu, çok böyle sulamaya ihtiyaç olan bir alan da değil. Arkasında kocaman dağlar var. Yani orada mesela küçük baş hayvan, özellikle keçi üzerinden desteklemeler alabilir o halk. Arıcılık üzerinden desteklemeler alabilir. Ve halkın da böyle bir talebi yok. Hani bizim biz ekip biçmek istiyoruz, tarıma yönelmek istiyoruz, bize gölete ihtiyacımız var, su ihtiyacı duyuyoruz diye bir talepleri de yok. Tam tersinde köklerinden, topraklarından koparılıp başka yerlere gönderilecekler. Bunun tedirginliğini yaşıyorlar. Yani biz gidip ne yapacağız? İnsanların mezarları orada, ata, ocağı, her şeyi orada yani. Onları bırakıp nasıl gitsinler? Gitmek istemiyor yani halk. Şu anda da görüntüleri yansıyor. Aslında tarihi yapılar da var orada. Senin de bahsettiğin gibi mezarlıklar, şapeller. Bu şapeller şimdi bu kadar yükseklere yapıldığı için belki de bugüne kadar kalabilmiş. Sen de dedin ahır olarak kullanıldığı, ahır değil yani samanlık olarak kullanıldığı için yine belirli bir bölümü kalabilmiş dedin. Zaten görüyoruz aslında şu an görüntüleri. Hiç olmazsa belirli bir kısmı ayakta kalabilmiş. Kaya mezarlar ya da kaya kiliseler de var orada. Dersim'de bunun gibi çok yerler var bildiğim kadarıyla. Değil mi? Biraz bize Dersim'deki yapıyla ilgili de bilgi verir misin? Yani oldukça fazla miktarda var. Dersim toplamında 486 tane köyden oluşuyor. Ama bu 486 köyde 162 tane kilise ve manastır mevcut. Bu bile yani Hristiyanlığı kabul etmiş olan Ermenilerin sayısının burada ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Yani buranın otokton yerli hakları olduğunu ispatlamaya bu bile yeterli yani. Hı hı. 486 köye 162 tane kilise ve manastır. Hı hı. Peki bir taraftan şu da geliyor. Daha önce biz burada Haydersin platformunu konuk ettiğimizde bize arıcılık projelerinden bahsetmişti. Şimdi sen de bahsederken aslında orada arıcılık yapılsa daha iyi diye de belirttin. Yani hayvancılık yapılması, küçükbaş hayvancılık yapılması bu bölgelerde daha mantıklı gözüküyor. Bu projelere destek veriliyor mu ya da nedir durum? Kesinlikle. Bölge tamamen küçükbaş hayvancılığa elverişli bir ortam. Hı hı. Yani başta da söylediğim gibi özellikle küçükbaş hayvanda koyun ve keçi bölgede çok iyi arıcılık, çok iyi yapılabilecek bir yer. Hı hı. Yani bu konuda devlet ciddi destekler verebilir oradaki halka. Hı hı. Ve bunun da çok olumlu sonuçlarını alır üretime dair. Hı hı. Peki biraz da Dersim High platformunun aslında yaptıklarından bahsedelim istersen. Hem yeni bir etkinlik geliyor ama onun öncesinde Dersim'de neler yapıyorsunuz? Bu konuda yaptığınız bir basın açıklaması var. Biraz sonra onu da seyrederiz. Bu göletle ilgili, gölet yapımı ile ilgili. Ama istersen birazcık Dersim'deki faaliyetlerinizden bahset. Neler yapıyorsunuz? Kimler katılıyor? Nasıl bir tepki alıyorsunuz? Ya da geri dönüşler nasıl Dersim'de? Çünkü aslında şu anda baktığımızda uzunca bir süredir Dersim'de faaliyet gösteriyor Haydersim platformu. Evet, teşekkür ederim. Haydersim platformu ikinci yılını tamamladı neredeyse. Yani her şey gibi, yani her şey bir ihtiyacın olarak, ürünü olarak ortaya çıkıyor. Haydersim platformu da sonuçta bir ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıktı. Nedir bu ihtiyaç derseniz, yani bölge Ermeniler açısından uzun yıllar yaşanmış bir bölge. Az önce bahsettiğimiz gibi yani bölgede işte 162 tane kilise ve manastır bulunmakta. Bunlar bile burada ne kadar çok Ermeni yaşadığını, halen de var olduklarını, kendisinin Ermeni olduğunu bilenler var. Ermeni olup olmadığından emin olmayanlar var, bilmeyenler var. Şimdi biz de bir ihtiyacın ürünü olarak Haydersim platformunu ortaya çıkardık.
Tamamen Ermeni kültürü üzerinden çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dili, bunlara ait yapılar, yemeği, her şeyle ilgili. Ermeni'ye ait ne kültür varsa biz bunların unutulmaması için çaba harcıyoruz, emek veriyoruz. Bu yönlü çalışmaları yürütüyoruz. Şu ana kadar 7 ilçemizi gezdik. Mevcut yapıların görüntülerini aldık. Bir belgesel yapmak istiyoruz. Önemli projelerimizden birisi. Bunu tarihe not düşmek istiyoruz çünkü. Yani bunlar unutulmasın diye öyle bir çabamız var. Sadece röportajlar kısmı eksik kaldı. Röportajlarımızı da tamamladıktan sonra röportajlarımızı seçilmiş iradelerden alacağız. Belediye başkanlarından, milletvekillerinden. Röportajları tamamladıktan sonra kurgusunu yapıp sizlerle buluşturacağız bu projemizi. Bir başka çalışmamız Dersim'deki köy isimlerine, yerleşim yerlerinin isimlerine baktığınızda hemen hemen tamamı Ermenice. Fakat Cumhuriyet'le birlikte bunların isimleri değiştirilmiş, yeni isimler verilmiş. Biz orijin isimlerini tabelalara çakıp belediyelerle birlikte bunları yerlerine götürmek istiyoruz. Çünkü bunların unutulmamasını istiyoruz. Hafızada kalsın her zaman istiyoruz. Şimdi Ahmet Bakız, 7 köy gezdik dedi. Bir anlamda biraz buradan da bahsedin isterseniz. Bu gezdiğiniz yerlerde, gezdiğiniz köylerde yapıları kayda aldığınızda neler görüyorsunuz, neler gördünüz? Biraz ondan da bahsetmek gerekiyor. Ama isterseniz, galiba bağlantısında bir problem oldu. Ahmet Balkısın ama buradaymış. Teknik bir aksaklık yok o zaman. Devam edelim. Bu kiliselerde bu yapıları kaydederken nelerle karşılaştınız? Nerelerde bu yapılar var ve şu anda oralarda kimler yaşıyor? Hocam yani 7 ilçemizde de var. Bu yapıların tamamı 7 ilçemizde de var. İrili, ufaklı. İşte mesela Ovacık, Yeşilyazı, Adaköy arasında bir yere gittik. Halen uydudan baktığımızda o parsel numarasını girdiğimizde orası arazisi kilise olarak geçiyor. Ondan sonra yine Ovacık'ta bir köy var. Sadece evlerin taş duvarları kalmış. Böyle 20-30 santim yükseklikte taş duvarları kalmış. Köyde yaşama dair başka hiçbir iz yok. Orası da bir Ermeni köyü. İşte gittiğimiz yerlerde mutlaka her yapının sağında, solunda, içinde yarım metrelik, bir metrelik çukurlar açılmış. Yani defineciler tarafından tahrip edilmiş. Böyle üzücü şeylerle karşılaşıyoruz. Bizi mutlu eden şeyler de var. İşte mesela Ergen Kilisesi'ne gittik. Her perşembe günü o köylüler burada toplanıp mum yaktıklarını, ibadet ettiklerini kendilerince dile getirdiler. Koruyorlar, sahip çıkıyorlar. Böyle güzel şeylerle de karşılaştık. Bu söylediğiniz aslında ilginç. Biraz önce söylerken, size anlatırken onu soracaktım. Şimdi size mesela orada yaptığınız etkinliklere kimler katılıyor? Veya Hay Dersim platformu dediniz ya, Ermeni kültürünü korumak ve yaşatmak üzerine etkinlikler yapıyorsunuz. Buralara kimler geliyor, kimler katılıyor? Onu sormak istiyorum. Bir de dediniz ki bilen ve bilmeyenler var Ermeni olduğunu. Dersim'de bu şimdi bahsettiğiniz kiliseye gitme, perşembeleri orada mum yakma ya da toplanma etkinliği, ayini tırnak içerisinde de biraz buna aslında bunu gösteriyor. Biraz bize Dersim'in yapısını ve bunu kabullenme şeklini de anlatır mısınız? Yani Dersim Hay platformu, Hay Dersim platformu Dersim'de 2 senedir nasıl kabullenildi, nasıl görüldü, nasıl geri dönüşler alıyor? Yani olumsuz herhangi bir şeyle karşılaşmadık. Bunu söyleyebilirim. İnsanlar bize karşı ister Ermeni olsun ister olmasın gerçekten son derece sıcak, son derece iyi karşılıyorlar bizi. Burada o yönlü çok rahatız. Yani halkla iç içeyiz, beraberiz. Yardımcı oluyorlar, yanımızda oluyorlar.
İşte biz Ermenilerle geçmişten beri kirvelik yaptık, müsaitlik yaptık, hınamilik yaptık. Böyle çok olumlu tepkiler alıyoruz biz. O yönde herhangi bir sıkıntı yok. Etkinliğimizden bahsedersek de zaten ikinci yılımızı tamamladık. Tamamladık burada. Şimdi bize de zaman platform olarak vardık. Bir seste bir sorun yaşanıyor. İsterseniz Ahmet, biz basın açıklamasını seyredelim. O sırada arkadaşlar sesteki problemi düzeltmeye çalışsınlar. Seni iyi duyamıyoruz çünkü. Bu köydeki, Hozat'taki kilisin ve aslında çevre katliamı ile ilgili Hay Dersim platformu bir basın açıklaması yapmıştı. Hay Dersim platformu. Gelin onu ekranlarınıza getirelim. Daha sonra Ahmet'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dersim Hay platformu olarak bu projenin gölet yapımı amacıyla yıkıcı bir şekilde köyün doğal ve kültürel varlıklarını ortadan kaldırmasına karşı çıkıyoruz. Öncelikli olarak köyde yaşayan halkın ve Dersimlerin görüşlerini dikkate alınarak doğaya uyumlu, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı alternatiflerin değerlendirmesini talep ediyoruz. Kültürel mirasımızın ve doğamızı korumak, geleceğe taşımak ve ekosistemi dengede tutmak adına sorumlu bir yaklaşım sergilenmesini bekliyoruz. Bu noktada yetkililere ve karar vericilere çağrımızdır. Seherik köyünde yapılması planlanan gölet projelerinin doğa ve yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulundurun. Tarihi yapılara saygı gösterin ve köy halkının yaşam alanlarına zarar vermeyecek çevre dostu alternatiflere odaklanın. Sizlere gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmaya sorumluluğunu hatırlatıyoruz. Evet, Dersim Hay platformunun basın açıklamasını ekranlarınıza getirdik. Bu çevre katliamına onlar da yerel bir platform olarak ses getirdiler. Yani kendi görüşlerini dile getirdiler ve tepki verdiler. Biraz önce Ahmet Balkıs'ın da bahsettiği gibi bu çevre katliamları aynı zamanda barajlarla yapılmak isteniyor ya da madenlerle yapılmak isteniyor. Biliyorsunuz barajlarla ilgili her zaman bu konuda çokça da bilinen bir tezdir. Güvenlik barajları bunlar. Çünkü güvenlik tırnak içerisinde, güvenlik adı altında bazı barajlar yapılmak isteniyor. Hayvancılık yapılan yere tarım yapılabilmesi için su götürülmek isteniyor. Hem coğrafi olarak hem de kırsal alanda olmayacak bir işe kalkışılmış olunuyor. Tabii ki bunun amacı, bu barajların amacı daha çok oradaki yapıyı, hem kültürel yapıyı, hem ekonomik yapıyı, hem de insani olarak, yani nüfus yapısını değiştirmek oluyor. Daha önce bunun örneklerinden birini yine bir programda ele almıştık. O da neydi? Yine yapılan Atatürk Barajı'ydı örneğin. Aynı şekilde Harput'ta yapılan Keban Barajı ya da Ermeni köyleri, eski Ermeni yerleşim yerlerinin üzerine yapılan bu barajlar hem oradaki köylüleri 1970'lerde göçe zorladı, hem bölgeyi güvenlikleştirdi tırnak içerisinde, hem de Ermeni şapellerini ve yapılarını sular altında bıraktı. Senede bir kere bu Harput'taki kiliseyi görme şansınız oluyor. Yazın kuraklık olduğu zaman baraj suları çekilince oradaki güvenlik barajının da suları iniyor ve Ermeni kilisesinin tepesini görme şansına erişebiliyorsunuz. Bu yüzden de bu barajlarla ilgili hem ÇED raporları dikkate alınarak yapılmış olsalar bile 2015'ten beri sürdürülen bir mücadelenin neden şimdi ve nasıl gündeme getirilip oradaki hem nüfus hem de ekonomik yapının değiştirilmeye çalışıldığını görmek gerekiyor. Dersim Hay platformunun da basın açıklaması bu yüzden önemli bir sesle bizden çıkmış olsun diyelim. Ahmet tekrar hattımızda. Ahmet'le sohbetimize devam edelim. Ahmet, merhabalar tekrar. En son şurada kalmıştık. Hay Dersim platformunun 2 yıllık etkinliklerinden bahsediyordun. Kötü bir tepkiyle karşılaşmadığını söylüyordun. Olumlu tepkileri, olumlu gelen yapıcı eleştirileri ya da yanınızda olanları, yaptıklarınızı biraz daha anlatmaya devam et istersen.
Yani dediğim gibi buradaki yapıların şu anda mevcut durumunu bütün çıplaklığıyla göz önüne sermek için bir belgesel çalışmamız var. Köylerin isimlerinin unutulmaması için tabelalarla ilgili belediyelerimizle ortak bir çalışmamız var. Yani onun için biraz daha zaman var ama çalışıyoruz. Şimdi de kendimizi daha iyi bir şekilde deklare etmek için 12 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te bir Umut Altınçağ konseri düzenleyeceğiz. Saygıdeğer yoldaşım Umut Altınçağ'la birlikte Fırat Doğan, Zarife Doğan, Roni Aran, Özgür Gönek, Farhut Kademi ve Nesmi Ateş ona vokaliste yardım edecekler. Bunun adına bir kişi konuşacak. Agos gazetesinden editör bir arkadaşımız var. Yine Agos gazetesi adına gelip bir konuşma yapacak. Bu etkinliği düzenlememizdeki amacımız da Dersim'de yaşayan bütün Ermenileri hangi siyasal görüşte olursa olsun, hangi yapının içerisinde olursa olsun gelip bu platformda ortak hareket etmek için hepsini bir araya toplamaya çalışacağız. Hepsiyle birlikte mücadele yürütmeye çalışacağız. Çünkü sonuçta Dersim High platformu herhangi bir siyasetin arka bahçesi de değil. Sadece onlarla beraber Dersim'e dair bazı meselelerde ortak hareket eden bir platformdur, bir yapıdır. 12 Ağustos'ta tekrarlayalım. Umut Altınçağ konseri cumartesi günü, 12 Ağustos cumartesi günü 7'yi çeyrek geçe Dersim Seyit Rıza Meydanı'nda olacak. Konuşmaların ardından konser yapılacak. Bu konserden önce aslında bölgede yaptığınız bu çalışmalardan da bahsederken biraz üyelerinizden de ya da ondan da bahsetmek istiyorum. Mesela Dersim'de aslında bu kimliksel kendini bilme hali 2 senedir ne kadar gelişti? Daha önce yaptığımız röportajda çünkü aslında Dersim High platformunun orada bulunması, oradaki işlevi hem kültürün korunması hem de bunun canlı tutulması, bir anlamda hatırlatılması üzerineydi. Bu hatırlama ne kadar gerçekleşti bu son 2 yılda? Şöyle bir problem var. Biz insanlara siz Ermenisiniz, sen Ermenisin, sen değilsin. Bu tür çalışmanın içerisinde değiliz. Sadece mesela sabahları güneşe doğru dua eden birine işte bu bir Ermeni kültürüydü diyoruz. Kafası karışanlar oluyor sadece. Acaba biz de mi öyleyiz? Yani kendisi araştırırsın. Biz kimseye sen Ermenisin, sen değilsin, sen Hristiyansın. O işin çok taraflarına karışmıyor, ulaşmıyoruz. Yani biz Ermenilere ait kültürleri önümüzdeki süreç içerisinde kayıt altına almak istiyoruz. Bugün orucik yapmayı bilen bir teyze onu nasıl öğrendiğini nesilden nesile nasıl öğrendiğini bilip onun çocukları kendisini sorgulasınlar. Kendilerini kendileri bulsunlar. Ahmet ne yapmayı bilen dedin? Kaçırdım orayı. Mesela hani bademleri yumuşatıp ipe takıyorlar. Üzümü kaynatıp onun içine batırıp orjik yapıyorlar. Yani bu bir Ermeni kültürü. Yani bu yiyeceklerde bir Ermeni kültürü. Bunun gibi bir sürü şey var. Bunları tek tek tespit edip ortaya çıkarmak istiyoruz. Bunları ortaya çıkardıktan sonra biz onları toplumla buluşturduğumuzda, kamuoyuyla buluşturduğumuzda onları yapan insanların zaten kendilerini bulmak için bir çabaları olur ya da bir kafalar karışır acaba biz neyiz diye. Onun üzerinden yürüyoruz. Yoksa hani biz kimseyi götürüp işte vaftiz edip Hristiyan yapmak ya da sen Ermenisin deyip onu dayatmak istemiyoruz. Kendileri bulsunlar bunu. Yani düşünün 50 yaşına kadar bir insan yaşamış, Alevi olarak yaşamış, Muharrem'de oruç tutmuş, Hızır'da su içmemiş, bilmem ne yapmış. Gelmiş 50 yaşına biz ona diyoruz ki sen Hristiyansın, sen Ermenisin. Biz o işin o tarafına çok bulaşmak istemiyoruz. Biz sadece farklılıklar zenginliklerimizdir anlayışı üzerinden bu kültürlerin birbirine saygı duyarak birbirini desteklemesi, birbirini beslemesini istiyoruz. Yani aslında bahsettiğimiz birazcık kültür elçiliği. Yani kültür elçiliği yapıyorsunuz bölgede 2 senedir.
Ve bazı aslında projeler de yaptınız. Mesela arıcılıkla ilgili bir proje de vardı bildiğim kadarıyla. Bu projeniz ne durumda? Neler yapılabildi mi, yapılamadı mı? Aslında ne kadar gerçekçi olduğunu da gösteriyor. Şu an seninle bu bağlantıyı yapmamıza sebep olan bu gölet yapılanması içerisinde tekrardan konuştuk. Hayvancılığa destek verilmesi gerekiyor. Yani doğru bir yere nokta atışı proje gerçekleştirmiş Hay Dersim platformu. Bundan sonra neler yapılmalı Dersim'de? Neler planlıyorsunuz? Biraz önce belgeselden bahsettiniz ama insani olarak orada yüz yüze karşılaştığınız ve çalıştığınız birçokları vardır. Senin de belirttiğin gibi insanlara Ermeni ya da Hristiyan şeklinde değil, bir kültür çeşitliliği, kültürel birliktelik olarak yaklaşınca çok farklı şeyler oluyordur diye düşünüyorum. Bir de biraz önce belediyelerden bahsettin. Yerel yönetimlerle ilişkileriniz nasıl? Onlar ne kadar destek veriyorlar size? Yani bütün belediyelerimizi mesela şimdi bu konser üzerinden götürüp bütün belediye başkanlarımızı konserimize davet ediyoruz. Orada bizimle birlikte olmaları, yanımızda durmaları bizim için çok büyük anlam ifade ediyor. Ya da konserin akşam olması, biliyorsunuz Dersim'den ilçelere belli bir saatten sonra ulaşım sorunlu. Belediyelerin araçları ayarlayarak oradaki insanlarımızı bu etkinliğe getirip götürmeleri konusunda, işte şimdiye kadar Hozat Belediye Başkanımızla görüştük, Kovacık Belediye Başkanımızla görüştük, bugün Mazgirt Belediye Başkanımızla görüştük. Bu bütün belediyelerimizi ziyaret edip böyle destekler isteyeceğiz. Sorun değil. Bunlar normal şeyler bağlantılarda. O yüzden normal karşılıyoruz. Hala pazarcının geçiyor olabilmesi de bir başka güzellik diyelim. Belediyeler, belediye başkanlarından görüştük, yardım ediyorlar en azından ulaşım için diyorsun. Dolayısıyla bu duruma pozitif bakıyorlar kültürel çeşitliliğe. Böyle diyebilir miyiz? Tabii yani hiçbir noktada belediyelerimiz yani elinden gelen herhangi bir şey konusunda bizi ötelememişlerdir daha. Yani bir telefon açarak anında randevu alabilmek, onunla görüşebilmek, o zamanı ayırıp bizi kabul edebilmesi bile önemli bir yerde duruyor. Önemsendiğimizi hissedebiliyoruz yani. Bir başka soru da aslında Dersim konuşulduğunda hep biraz böyle hani zor coğrafya, insanlarla hani zor iletişim kurulabildiği de hep gündeme gelir. Özellikle mesela Ermenilik ya da Hristiyanlık konusunda. Ama anladığım kadarıyla sizin kendi yapılanmanızda böyle bir sorunla karşılaşmadınız. Mesela Dersim High platformu kurulurken nasıl bir süreçten geçtiniz? Platform kurulduğunda siz nasıl başladınız? Siz nasıl tanıştınız platform üyeleriyle ya da nasıl kurdunuz? Biraz da ondan bahseder misiniz? Ben 2015 yılından beri burada Alevi Ermeni Dostluk Derneği vardı. O arkadaşlarla samimiydik, görüşüyorduk. O zamandan beri ara ara Ermenistan'a gidip geliyordum zaten. İlişkiler üzerinden başladı. Sonradan da buradaki arkadaşımız, o zamanki en son Alevi Ermeni Dostluk Derneği'nin başkanı Serkan Sarateş vardı yoldaşımız. Onunla şimdiki platformumuzun şimdiki Avrupa temsilcisi Arek Kara kendi aralarında görüşmüşlerdi. Onlar böyle bir teklifle geldiler. Hani burada sözcümüz o, bizimle beraber çalışalım diye. Biz de zaten kendimize buraya bir aitliğimiz vardı, hissediyorduk. Tereddüt etmeden kabul edip başladık yani çalışmaya birlikte. Platformu oluşturduk. Eskiden o derneğin dağılmasıyla beraber biraz kenarda duran arkadaşlarımızla tek tek iletişime geçtik, sohbet ettik. Tekrar bir araya geldik, büromuzu açtık. Bir kültür sanat dergisi çıkarmaya başladık. Ermeni kültürünü anlatan Hay Dersim dergisini. Bu ay üçüncüsünü hazırlıyoruz, çıkacak. Böyle bir araya gelip çalışmaya başladık. Çok yani olumlu tepkiler de aldık. Bu hoşumuza da gitti, motive etti bizi. Şimdi halen devam ediyoruz. Herhangi bir problem yok. Gün geçtikçe bir önceki yıla göre daha iyi olduğumuzu görebiliyoruz. Her açıdan. Şimdi sona doğru yaklaşıyoruz. O yüzden şunu sormak istiyorum. Oradan toplayalım diye.
Şimdi Dersim'deki geleneklerden bahsettiniz. Benim gözüme, daha doğrusu kulağıma sadece bir tanesi takıldı. Yemekten bahsettiğinizde bademlerin ve üzümlerin ipe dizilme geleneğinden. Böyle başka ne gelenekler var bizim bilmediğimiz ya da çok duymadığımız Dersim dışında? Dersim'e özel kültürden biraz bize anlatır mısınız? Eminim ki ziyaret edemeyenler merak ediyorlardır. Ya hocam mesela hamuru açıp içine patates ezmesini kavuruyorlar böyle salçayla. Bunun dışında çok fazla yapıyorlar. İçine kavurma da koyuyorlar. O hamurun içine bunu dizdikten sonra bunu yuvarlayarak tepsinin ortasından başlayarak kenara doğru böyle diziyorlar. Üstüne yoğurtlu yumurta sürüp dolanger isminde bir yemek yapılıyor. Börek tarzı bir şey bu. Bunlar bizim bizim Dersimli Ermeni kültürünün parçaları mı ya da aileden gelen gelenekler mi? İşte o parçalar yani halen de yapılıyor bunlar halen de. Yani şu an bunun üzerine yeni biz bir yazar arkadaşımla görüştük. O bir ekip oluşturacak. Biz bu konuda bir çalışma yürütmek istiyoruz. Ya da ne diyeyim, mesela bu sadece yemekler üzerinden değil. Mesela bebek ilk dişi çıktığında diş hediye verilir. Bu bir Ermeni kültürü. Buna benzer birçok şey var yani. Türkçe'de dünür, burada karşılığı hınami, hınami kelimesi bir Ermeni kültürü. Ermeniler üzerinden de. Yani birçok şey var burada. Bunları tek tek açığa çıkarmak istiyoruz. Bir kayıt altına almak istiyoruz yani. Aynı zamanda da aslında kayıt altına alıp yaşatmak da bir anlamda en büyük görev diyelim. Ahmet Balkız, çok teşekkür ederim tekrar bağlandığınız, bu bilgileri verdiğiniz için. Biz de bir kez daha tekrarlayalım, 12 Ağustos'taki konsere Dersim'de olanlar katılsınlar. Seyit Rıza Meydanı'nda 7'yi çeyrek geçe bir konser olacak. Birçok sanatçı katılıyor. Bu sanatçılar da yine Hay Dersim platformunun çevresinden insanlar, bildiğimiz, tanıdığımız, bizden kişiler diyelim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğin için. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta da Dersim Hay platformunun bir üyesini, Ahmet Balkız'ı konuk aldık. Aslında gündemimizde yine bir çevre katliamı vardı. Bu çevre katliamına gösterilen tepkiden hareketle Dersim'deki etkinliklere de göz atma şansımız oldu. Gamurç Köprü'yü bu hafta burada tamamlayalım. Haftaya görüşmek dileğiyle. Size sütün. Ben sabah ilk önce kalkınca namazımı kılıyorum diyorum, giderim bir kilisenin çevresine bir kontrolde bulunurum. Herhangi bir yıkıntı, bir şey olmuş mu olmamış mı? Önce gelip bakıyorum, sonra evime gidiyorum. Bakınca eğer bir zarar gelmişse yaptırmaya çalışıyorum. Kırk yıla yakın hemen bakıyorum. Neden bakıyorum? Babam 20-25 yıl burada imamlık yaptığından dolayı bana vasiyet yaptı. Ben o vasiyeti yerine getirmek için bakıyorum. Yani diyorum kilise yıkılmasın, millet taşları sökülmesin. Yıkılmasın, tarihe eserdir.
Allah'a şükür biz Müslümanız. Bizim dinimizde eğer bir insan kendini deneme ederse Allah'ın yolunda, Allah'ın aşkı kalbine girmiş olursa, o insan böyle kilise dahi olmasa, eski çeşmeler, büyük ağaçlar var. Onları da kendi kalbine alır, kilise gibi bakar, şeye bakar. Kaldı bu kilise. Kilise o zaman İsa aleyhisselam zamanında yapılmış. İsa peygamber kimdir? Peygamberimizdir. Peygamberler haktır hepsi de. Biz mecburi kalbimize girdiğinden dolayı bakıyoruz. Kalbim yanıyor, ben o yanıktan bakıyorum. Yani biz kendimizi Müslüman seviyoruz. Madem ki biz Müslümanız, biz kendi evimize, kendi camimize, kendi mescidimize, kendi öğrencilerimize okutmak için bakıyorsa, kilise de aynıdır. Değişen bir şey yok. Zamanında yine aynı burada öğrenci okunmuş, tura ettirmişler burada hocalar. Onun için benim kalbimde çıkmıyor bu eski tarihler, eserler. Rahmetli babam Bahçasaray'dan bu köye geldi. Bu köyü 20 hisseden aldılar. Bu Hüsamettin Altaylı vardı. Biz bu köyde sahip çıktık. Arazimiz vardı 20 hisseden dolayı. Sonra rahmetli babam geçici olarak bir 20-25 yıl burada imamlık yaptı. Yaparken millet eskiden buraya saman o dolduruyordu bu kiliseye. Her bölüm tahtalandırmışlar. Her birisi bir saman ot dolduruyordu. Ondan sonra rahmetli babam bunu anlattı, dedi yazıktır, günahtır. Otu bırakmayalım. Hayvanları bırakmayalım içeriye doğru. Millet boşaltmaya çalıştı, boşalttık. Birkaç ay geçince bir baktı biraz hayvan girdi buraya. Hayvan girdirdiler buraya. Tekrar babam bunları anlattı. Hayvanları da çıkarttık. Tabi hayvan buraya sokarken yarım metre bir gübre düştü buraya kilisenin içerisinde. Düşünce biz al arabasıyla bu gübreyi diye şeriye doğru çıkarttık. Bu kubeler, çan kulaları hepsi düşmüştü. Bizden önceki burada oturan insanlar da bu kilisenin taşları, haç taşları hepsi çıkarıp kırmışlar. Götürmüşler, evin temellerini atmışlar. Biz bu iki alırken tabii rahmetli babam vasiyet etti, dedi buraya bakalım. Biz o gübreyi temizledik, dışarıya doğru çevresini telle, tahtayla, çalınmalıyla kapattık. Millet çekildi. Biz sahab çıktık, Allah'a şükür bu hale getirdik. Gruplar Sura'da başladılar, Amerika'da, Rusya'da, Erivan'da, İran'da, bizim Türkiye'de insanlar buraya ziyarete gelince ben de düşündüm, taşındım, dedim bir arada belki devlet el uzatır buraya, restoranı alır. Ben ne yaptım? Burada hatıra defteri masaya bıraktım. Dedim gelen giden yazı alayım. Ki yetkililere göstereyim, diyeceğim bu kadar insanlar buraya ziyaret etmeye geliyor, bir restorana alın, yazıktır bu kişi. Sonra da düşündüm, dilekçe verdim yetkililere, dilekçe cevapları da şöyle geliyor, diyor eğer tapusu müstakil olmasaydı şimdi devlet bunu atacaktı restoran için. Fatih Altaylı'nın adına. Tapusu Fatih Altaylı adına. Fatih Altaylı'ya dedi haber gönderelim. Eğer kültüre hıve edilirse biz bunu yapalım. Fatih Altaylı'na cevap verdik. Gelemedi bir türlü. Bir aradan geldi. Sonra telefonu açtım, dedi
Ben gelsem kültüre öbeydeyim. Geldi burada epeyce görüştü, dedi iyi etmişsin, sahip çıkmışsın. Ben İstanbul'a gidince burada miraslarım vardır. Ben onları razı edeyim. Kültüre öbeydim, sana bir telefon açayım. O gündür bugün daha telefon açamadı. Ben de açıyorum, cevap vermiyor. Bir de mülket sahabi ya, bu kadar sen zenginsin Fatih Bey. Duyduğuma göre bu kilisede tarihlerce tapus anlamında sen hiç tahmin etmiyorsun. Buraya ziyaret etmeye gelmiyor musun? Bakmıyorsun mülketine, hani kimin elde, kim bakıyor, kim sağlıyor. Sen düşünmüyorsun. Benim yaşımda hemen hemen bu kilisenin şeyinden dolayı gitti. Artık öbür gün